Herkese merhabalar. Bugün herkesin başının belası olan el, ayak, ağız hastalığını anlatmak istiyorum. El, ayak, ağız hastalığı nedir? Belirtileri, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? Bunları konuşalım istiyorum. El, ayak, ağız hastalığı Coxsackie virüsü tarafından oluşturulan ve özellikle ağız içinde aftlarla, yaralarla kendini gösteren ve dudak etrafında, elde, ayaklarda kızarıklıklar olan, bazen kalçalarda da kızarıklıklarla kendini gösteren tabloya biz el, ayak, ağız hastalığı diyoruz. Çocuklarda özellikle 7 yaşından küçüklerde oldukça sık ve anaokullarında salgınlar yapıyor ve yazın ve sonbaharda kendini gösteriyor. Bu sebepten dolayı tam bu dönem zamanı. Peki el, ayak, ağız hastalığının nedeni ne? Coxsackie virüs denilen bir virüs. Peki bu virüs nasıl bulaşıyor? Fekal oral yolla, yani genelde dışkı yoluyla bulaşıyor, ellerle bulaşıyor ve nefes yoluyla da bulaşıyor ve çocukları temas ettiği oyuncaklarla da diğer çocuklara geçebiliyor. Ve genellikle bir temastan sonra kaç günde ortaya çıkıyor? 2 ila 7 gün sonrasında belirti veriyor. Ve ne gibi belirtiler ortaya çıkıyor? Özellikle ateş ile kendini gösteriyor. Ateş oluyor. Daha sonra boğazda ağrı, yeme, iştah azalması oluyor ve daha sonrasında da dudak etrafında, ağız içinde yaralar, elde özellikle parmakların üst kısımlarında, ayak parmaklarının, el işi parmaklarının üst kısımlarında, aralarında kızarıklıklar oluyor ve bu avuç içlerinde ve ayak tabanlarında kızarıklıklar oluyor. Burada dikkat edelim. Kaşıntı yok. Bakın püf nokta bu. Kaşıntı yok. Kızarıklıklar var, ateş var. Eğer bunlar olmuşsa, çocukta yutma güçlüğü varsa, ağızda alt varsa, bir şey yemiyorsa, bazen de kusma yapıyorsa, o zaman el, ayak, ağız hastalığınız var demektir. Peki el, ayak, ağız hastalığının teşhisi nasıl konuluyor? Değerlendiriyoruz. Bu döküntünün yerlerine bakıyoruz. Özellikle bazen kalçayı da tutabiliyor, bacakları tutabiliyor bazen. Bakıyoruz. Daha sonrasında kaşıntı var mı yok mu? Ateş olmuş mu olmamış mı? Çocuğun yaşı önemli. Özellikle 7 yaşından küçüklerde genelde oluyor. Anaokuluna gidenlere sık oluyor. Çünkü bu virüs vücuda giriyor. Diyelim bulaştırıcılığı döküntü sırasında bir hafta var ama daha sonrasında bir hafta içinde bulaştırıcı. Sonra bu çocukta iyileşti, bulaştırmaz diye bir şey yok. Çünkü çocukta o virüs kalıyor. Tamamen temizlenmiyor. Şikayetler geçse bile yine bulaştırabiliyor. Özellikle oyuncaklara temasla ve nefes yoluyla ulaşabiliyor. Bu sebepten dolayı anaokullarındaki oyuncakların sık sık silinmesi, temizlenmesi çok önemli ve çocukların da ellerini yıkaması çok önemli burada. Peki teşhisini koyduk. Teşhisini koyarken özellikle uyuz hastalığıyla karışabilir. Çünkü onda da böyle parmak aralarında, elde kızarıklıklar oluyor ama uyuz da kaşıntı ön planda. Geceleri uykudan kaldıran kaşıntı var. Unutmayalım. El, ayak, ağız hastalığında ise kaşıntı yok. Bazen de egzama ile karışabilir. Egzamada da kaşıntı ön planda. Onun için kaşıntı ön planda olduğu için demek ki el, ayak, ağız hastalığında kaşıntı olmamasından anlayabiliyoruz. Bazen neyle karışabilir? Özellikle su çiçeği ile karışabilir. Ama su çiçeğinde kaşıntı olur ve ateş onda da olur tabii ki ama veziküllerin paterninden anlayabiliyoruz. Yani kabarcıklar farklı farklı evrelerde oluyor. Oradan anlayabiliyoruz. Peki bunun dışında başka karışan hastalıklar neler olabilir? Dedik egzama dedik. Bazen de herpes virüs enfeksiyonuna bağlı ağız içinde yaralar, aftlar olabilir. Ama onda genelde vücutta belirti olmaz. El, ayak bölgesinde problem olmaz ama onda da iştah kaybı olabilir. Ağızda aftlar olabilir. Bunlarla karışabiliyor ana hatlarıyla. Peki bu el, ayak, ağız hastalığı nelere neden olabilir? Bazen öyle sadece el, ayakta değil döküntüler oluyor. Ağızdaki yaralardan dolayı çocuk hiçbir şey tüketemiyor ve su kaybı oluyor. Onun için bunlarda bazen serum takılması gerekebiliyor. Bazen de ensefalit dediğimiz çok ciddi tablolar. Bazen kalbi tutabiliyor, miyokardit yapabiliyor. Bazen menenjit yapabiliyor ama bu gibi tablolar oldukça nadir. Genellikle bir hafta içinde düzeliyor ama ağız bakımının iyi yapılması gerekiyor ve sıvı ihtiyacı eğer sıvı alamıyorsa ona dikkat etmek gerekiyor. Teşhiste peki bir laboratuvar tahlili, bir kan tahlili yapmaya gerek var mı? Genelde yok ama eğer enfeksiyon, mikrobik bir durumdan şüpheleniyorsanız belki enfeksiyon tablosu için kan tahlilleri yapılabilir ama bu şey için,
kesin test için test yapmaya gerek yok. Onun için eğer enfeksiyondan şüphelenilirse, sepsisten şüphelenilirse belki kandan enfeksiyon değerlerine bakılabilir. Bunun dışında başka tahliye de gerek yok. Kendi kendine bir hafta içinde geçiyor. Ama izole edilmesi gerekiyor. Diğer çocuklardan ayrılması gerekiyor çünkü bulaştırıcılığı çok fazla. Peki tedavide neler yapalım? Tedavide bir kere bir hafta içinde geçecek ama burada beslenme çok önemli. Beslenmede özellikle çok sıcak, çok soğuk gıdalardan kaçınalım. Baharatlı gıdalardan kaçınalım. Ağır dışında yaralar olduğu için yanar, yakarsınız oraları. Ekşi, turşu bunlardan kaçınalım. Daha püre şeklinde gıdalardan, daha yemesi kolay olan gıdalardan tüketebilirsiniz. Sıvı çok alması gerekiyor. Çünkü sıvı almazsa serum takılması gerekiyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de el hijyenine dikkat etmek lazım. Çünkü üzerine mikrop eklenebiliyor. Mikroplar eklendiği için problem yaşayabilirsiniz. Onun için sık sık yıkamak ve oraya enfeksiyon bulaşmasını engellemek için de losyonlar kullanılabilir. Ateşi varsa ateş düşürücü, özellikle parasetamol içeren ateş düşürücüler kullanılabilir. Çünkü bazen ilaç reaksiyonları da öyle döküntüler yapabiliyor ama ilaç reaksiyonlarında kaşıntı oluyor. Bunu da unutmayalım. Sıvı tedavisi yaptık dedik ve bunun dışında çocuğumuzda aşırı halsizlik varsa, bitkinlik varsa, kusmalar varsa tabii ki bir doktora başvurmanızda fayda var. Çünkü başka yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Takipte kalmak gerekiyor. Bu şekilde atlatmak gerekiyor. Sonuç olarak el, ayak, ağız hastalığını da kısaca anlatmış olduk. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizden haberdar olmak istiyorsanız, videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Alerji Doktoru Instagram sayfamızı, Alerji Doktoru TikTok sayfamızı takip ederseniz seviniriz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.